Sabah gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür, İttifak'ın ilk sınavı Antalya başlıklı yazısında 2019 yerel seçimlerinde Antalya ve Korkutel'de ittifak olup olmayacağına dair önemli konulara değindi. Övür, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin sıkıntı yaşamadığını, MHP'lilerin derdinin kendi kitlelerini motive etmek için Aralarında Alanya ve Korkuteli'nin de olduğu dört ilçeyi almak olduğunu iddia etti. Yerel seçimlerin kaderi artık ittifaklara bağlı. Bundan hiçbir partinin kaçamayacağı anlaşıldı. AK Parti MHP ya da CHP... İP ve HDP üzerinden yürüyen bu ittifakların nasıl şekilleneceği önemli. Bu konuda Cumhur İttifakı'nın bir adım önde olduğu açık ama ortada henüz netleşmiş bir durum yok. En son Başkan Erdoğan'ın MHP ile ittifak konusunda yaptığı şu açıklama yol haritasının nasıl şekilleneceğinin işareti oldu. Karşılıklı jestlerimiz olacak. Şimdi o jestlerin nasıl olacağı hesabı yapılıyor. Bu açıklamada doğal olarak iki partideki havayı bir anda değiştirdi. Bunu sıcağı sıcağına Antalya'da gördük. Antalya aslında kamuoyunda tartışılan İstanbul, Ankara veya Mersin gibi illerden çok daha ittifaka ihtiyacı olan bir şehir. Bu şehirde ittifakı kim gerçekleştirirse seçimi o alır. Bu yüzden kimse işi sürecin seyrine bırakmak istemiyor. Ancak mesele kimin şanslı olduğunda ve kimin ilk adımı attığında, rakamlara ve şehrin havasına bakıldığında Cumhur İttifakı daha şanslı görünüyor. Hem bölgede güçlü iki parti bir araya geliyor hem de bu partilerin arkasında olduğu ve adı şehirle özdeşleşen farklı toplumsal kesimlere dokunabilen Menderes Türel gerçeği var. Buna son 5 yılda Antalya'ya yapılan 11 milyar TL'yi aşmış yatırımları da eklemek gerekiyor. Ayrıca turizmin başkenti Antalya bu yıl 14 milyona ulaşması beklenen turist sayısıyla da rekora koşuyor. Şimdi cevabı aranan soru şu, Antalya yeni bir ismi mi deneyecek yoksa yakalanan bu temponun sürmesini mi isteyecek? Bu sorunun cevabı da halktan çok süreci doğru yönetecek iki partinin yetkililerine ve o iki partinin şehir yöneticilerinin uyumuna bağlı. AK Parti'nin Büyükşehir adayı Menderes Türel konusunda MHP cenahında bir sorun yok. MHP'lilerin derdi kendi kitlelerini motive etmek için aralarında Alanya, Korkuteli'nin de olduğu dört ilçeyi almak. Sayı kaç olur bilemem ama Antalyalı AK Partililer şu kararla karşı karşıya. Antalya'yı kazanmak mı, birkaç ilçeyi ittifak ortağına vermek mi daha önemli? Aynı soruyla rakip ittifakta karşı karşıya. CHP-İYİ Parti ilişkisi bu açıdan çok daha sorunlu. Çünkü İyi Parti'nin Antalya'da aldığı oy hayli yüksek. %17 gibi. İyi Parti o oy üzerinden pazarlık yapıyor ama o oyu şu anda koruduğu da söylenemez. Son anketlerde İyi Parti'nin oyunun %10'lara düştüğü görülüyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti pazarlığının daha zorlu geçeceğini gösteriyor. Tabi seçimlerin yerel özelliğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Tanınmışlık, şehre hizmet, oy vermede önemli etken. Antalya'da AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir esnaf şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Devlet Bey'in mesajı doğru algılanırsa ve gereği yöneticilere yerine getirilirse sorunsuz bir seçim yaşarız. Yapılması gereken tek şey var. Biraz fedakarlık.